Herkese merhabalar. EVE Online'da gemileri uygun şekilde kullanmak için uygun modülleri fitlemeye e, biz fitting diyoruz. Nasıl yapılır? Temel mantığına bir bakalım. Öncelikle fittingde e, bazı skill'lere ihtiyacınız olacak. Onları gösterelim. En önemli skill'ler burada engineering'de çok, e, fitting için çok önemli skill'ler var. Bunlardan en önemlisi power grid management. E, geminin power grid'ini arttırır. Bir de CPU management var. Sonunda management olanlar fitting için önemli. Kapasitör management, CPU management, power grid management. Shield'da e, shield management var. Skill videosunda detaylı anlatmıştım. Zaten üzerinde açıklamalar da var. Okuyabilirsiniz bunları. Full upgrade ve mekanik. Full upgrade, mekanik. E, Shield'da shield management. Engineering'de power grid management, CPU management. Bir de kapasitör Hangi gemiyi kullanırsanız kullanın, bunlar tamamen core skill'ler ve hepsinin maalesef ki 5 olması gerekiyor. Hani oyuna yeni bile başlasanız, eğer PvP yapacaksanız bu skill'leri zorunlu olarak kasmanız gerekiyor. Bunlar önemli skill'ler. Şimdi fitting nedir, nelere dikkat etmemiz lazım? Onlara bir göz atalım. Bir gemiyi fitlerken, zaten şurada fitting diye bir sekme var. Burada bulamazsanız şuradan yukarıdan açıp buraya sabitleyebilirsiniz. Yeni o değişmiş olabilir bastığınız zaman şöyle bir şey çıkıyor, stimulate fitting dediğiniz zaman bu fitting ekranına geçiyor. Bu EV'ye geçen sene yanılmıyorsam gelen bir özellik. Sanırım geçen sene gelmişti. Ee, buradan kayıtlı olan fittinglerinizi e, burada sizin kayıtlarınız, burada e, corporation'ın kayıtları var. Ya da buradan who seçerek ya da buradan arayarak bulabilirsiniz. Şöyle yapalım, size lowsec'te kullanabileceğiniz ucuz bir pvp gemisi fitleyelim. Bunun için bu videoda Incursus seçtik. Tabii ki bende yok. Frigate şöyle, yani fitlemedim. Daha önce seçtiğimiz zaman buradan Incursus, e, Stimulate Fitting diyoruz. Buradan çıkıyor e, gemide. Şimdi gemiye hangi modül takacağınıza nasıl karar veriyorsunuz? Önce geminin özelliklerine bakmanız lazım. Hangi gemi olursa olsun bonuslarına bakmanız gerekiyor. Daha önce de bahsetmiştim. Bonusları şu trade kısmında yazıyor. Eğer Galante Frigate skill'i kastığımız zaman yani bu skill'e verdiği bonuslar bu gemi için Armor Repairer ve Small Hybrid Turret bonus veriyormuş. Yani buradan ben şunu anlıyorum. Bu gemi Small Hybrid Turret kullanacak ve Armor Repairer olması gerekiyor. Bunun haricinde fitleyemez misiniz? Evet fitlersiniz ama hani kullanışsız ve uygun olmaz. Bonusu olmaz. Biraz saçma olur. Onun için e, amacınıza yönelik bir şekilde geminin bonuslarını hesaba katarak fitlemeniz lazım. Her gemide şuradan fitting özelliklerine bakabilirsiniz. Bu maksimum CPU'su, maksimum power grid'i, toplam çıkışları. Skill'lerinize göre bu bonus da verir aynı zamanda. İmplantlar da buna bonus veriyor. Bu calibration, birazdan anlatacağız. Riglerin e, toplam puanı. Aynı bunlar gibi. Şurada Kaç adet turret takabileceğinizi, burada da kaç adet Missile Launcher takabileceğinizi görüyorsunuz. Bu bonuslarda da gördüğümüz gibi zaten bir turret gemisi. 3 tane turret takabiliyoruz. High Power Slot, bu daha önce anlatmıştım. Genelde silahların olduğu şu üst kısımdaki yani bu fitting ekranında üstte High Power Slot, yüksek enerjili slotlar. Kaç tane High Power Slot'u var onu gösteriyor. 3 Medium Power Slot. Genelde propulsion modüllerinin yani işte afterburner MWD'nin vesairenin e, takıl için kullanılan modüller ya da yani genel olarak utility modül diyoruz bunları işte e, kapasitör modülleri web'ler, e, scram'lar vesaire onları takacağımız orta modüller ya da shield tank bir gemi olacaksa shield modüllerinin takılacağı mid slotlar. Bunlar medium enerji kullanır. E, power grid olarak o yüzden buraya e, takıyoruz. O yüzden adı medium power slot. Low power slot'ta power gridi az kullanan genelde CPU's çoktur. Power gridi azdır. O yüzden low olarak isimlendiriliyor. En altta şurada gördüğünüz e, low slot'lar bunlar. Bir de e, rig slot'ları var. Şu solda gördükleriniz. Bunlar da geminin rigleri. Burada e, daha önce de söylemiştim. Rigleri modülleri bir gemide çıkarıp takabiliyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor. Rigleri de çıkarıyorsunuz. Fakat rigleri çıkar, çıkartırken e, destroy etmeniz yani yok etmeniz gerekiyor. Rigleri gemiden hangarı çıkarıp tekrar geri takamıyorsunuz. Bir, bir kere çıkardığınızda o rigler parçalanıyor. Yenisini almanız gerekiyor. Riglerin öyle bir mevzusu var. Geri kalan modülleri e, gemiyi patlatmadığınız sürece bir istasyona girip tekrar çıkarıp takabiliyorsunuz. Onlar fark etmiyor. Değiştirebiliyorsunuz yani modülleri. Şimdi e, bu CPU ve Power Grid nasıl etki ediyor? Onu da görelim. Herhangi bir tane modül açayım size. Afterburner. Mesela şu Afterburner'a bakalım. Bu büyük gemiler için hatta Capital gemiler için bir Afterburner. Herhangi bir modülün e, Requirement sekmesine gelirseniz burada gerekli olan skill'lere yani işte ...gemi fitlemeye başladığınızda göreceksiniz... ...buraya bir şey attınız... ...herhangi bir modülü attınız... ...şurada kırmızı yandı... ...burada kırmızı yandı... ...bu doesn't have skill to use... ...yani yeterli skill'iniz yok demek... ...o modülün üstüne gelip requirement'a baktığınız zaman... ...hangi skill'in eksik olduğunu görürsünüz ve... ...buna göre hedefleriniz zor olsun... ...o skill'i kasıp o modülü kullanabilirsiniz videonun başında anlattığım core skillleri kastığınızda çoğu modülü kullanılabilecek duruma geleceksiniz. En azından temel modülleri. Modüllerin fitting sekmesinde bu bahsettiğimiz power grid usage ve CPU usage var. Bu geminin özelliğine göre toplam CPU'yu fitlerken geçmemeniz lazım ve toplam power grid'i fitlerken geçmemeniz lazım. Yani CPU ve power grid Bizim için burada en önemli faktör fitlemedeki. Diğer bir önemli faktör ise e, kapasitör management skill demiştik. Geminin enerjisi yani kapasitörü. O da şurada yer alıyor. Bu paneli de tanıtalım birazdan. Bu CPU ve Power Grid'i tutturdunuz. Aynı zamanda kapasitörünün de düzgün bir şekilde çalışacak e, bir halde olması lazım. Gemi fitlerken anlatacağız. Şu panele bakalım. Burada kapasitör kullanımı var. İşte ne kadar sürede bitecek. Yüzde kaçını kullanıyor. Burada takılı olan modüller. Stable mı ne kadar sürede bitecek. Birazdan takınca göreceksiniz. E, turret takarsanız toplam silahı ne kadar. İşte e, tek atışta alfa strike'ı ne kadar. Bunları an, e, burada gösteriyor. Offensive yani saldırı şeyleri. Drone da taksanız. Ne tak missile da taksanız. Burada DPS'i gösteriyor. DPS diyoruz buna. Şurada. Bakın bu basmalı bir e, yer, şurada basarak bunu değiştirebiliyorsunuz. Armor Repair Rate'ına, e, yani geminin armor tamir hızı, e, hull tamir hızı, bunu zaten kullanılmıyor. Passive Shield Recharge'ı, bazı gemilere shield'ı pasif olarak e, fitleyebiliyorsunuz ama artık kullanılan bir şey değil. Bir de Shield Boost'u, yani siz e, Shield Boost'lu bir gemi yaptınız şuradan değiştirip shield boost seçip ne kadar saniyede ne kadar shield bastığını görebiliyorsunuz. Biz şimdi armor fillleyeceğiz. Bunu armor'ı seçelim. Şurada e, ee, shield'ın rezistlerine ve miktarına işte ne kadar sürede shield'ı yenilediğini görüyoruz. Burada armor'u, burada da hull'u var. İşte bütün resist profili burada. Resist profile burada görebiliyoruz bunları. Burada da bu resist profile ve şunların toplamına göre ne kadar ee, şey var hiçbir yani Effective Estimated Effective Hit pointi var. Targeting e, hedef alma yani targetlamada ne kadar sensör gücü var? Ne kadar e, signature radius'u var geminin? Bu e, daha önce bahsetmiştim. Ne kadar küçükse karşıdaki e, düşman gemi sizi o kadar uzun sürede lockluyor ve size vurduğu demeçte de düşüyor. Aynı zamanda işte missile'larda düşüyor trekkingi zorlaşıyor vesaire. E, şu da sizin e, geminizi uzayda propatıp taramada e, bulma şeyi e, sayısı, scan resolution. Burada da da e, maksimum ne kadar hedef loklayabiliyorsunuz aynı anda? Bizim için önemli olan kısımlardan biri şu, biri de bu. E, yani signature radiusu ve e, maksimum targeting range, targeting range de. En uzun ne kadar mesafede locklayabilirsiniz. Mesela bu gemiyle alana indiniz 50 kilometrede bir gemiyi locklayıp ateş edemezsiniz. Uzun menzilli silahınız olsa dahi 37 kilometre en fazla range'ı. Onun altında navigation'lar var. Bu geminin ağırlığı, şuradaki mess yazan geminin ağırlığı. Bu ağırlık ne kadar artarsa geminin manevra kabiliyeti o kadar azalıyor. Onun altındaki ağı bölü saniye olan geminin warp hızı. Bu sağ üstteki Inertia Modifier geminin yine dönme hızına dair bir bilgi. Yani geminin manevra kabiliyetini gösteriyor bu sayı. Şu yukarıda sağda Maximum Velocity doğrudan geminin düz hızı. 450 bir frigate için gayet normal bir hız. Hani ne çok hızlı ne çok yavaş. Şuradaki de Align Time. Altta sağda Align Time var. Bu da herhangi Duran bir geminin e, herhangi bir doğrultuya dönme hızını gösteriyor. Yani warp'a bastınız, 2.88 saniyede warp'a kalkacak. O doğrultuda maksimum şekilde el olacak. O anlamı geliyor. Onun altında e, gemide eğer drone varsa drone'ların toplam dps'i, drone kontrol range'i bir de e, drone'ların band genişliği var. Drone gemisi fitlediğiniz zaman eğer şurada varsa bunun e, 5 metre küpmüş bir tane light drone alabilir. Ne kadar band genişliği var işte ne kadar drone beyi var ona göre burada e, bu e, megabit bölü second saniye olması lazım. Bu e, drone'un tipine göre kaç adet drone bir anda kullanabileceğinizi gösteriyor. Burada da bu geminin hangarına ne kadar drone alabileceğinizi gösteriyor. Burası çok yüksek olabilir. Önemli olan şurasıdır. Yani sadece bir duran atabilir bu gemi. Öyle söyleyeyim. Şimdi hızlı bir şekilde bir fitleme yapalım. Şimdi bunu nerede kullanacağız? Low sekte kullanacağız. E, gemi yavaş olabilir, hızlı olabilir. Çok önemli değil. Bubble olmayacak vesaire olmayacak. Bu gemi e, armor Repair var. Bonuslarda göstermiştik. Armor repair bonusu var. Bir de small hybrid e, bonusu var. Yani bu bir ne gemisi? Brawl gemisi. Yani e, birebir yakın mesafede kapışma gemisi. Genelde onlara Brawl deniyor. E, ben şöyle yapıyorum ister üstten ister alttan nasıl isterseniz o şekilde başlayın fark etmez. Önce tankını bir ayarlayalım geminin. Şimdi geminin tankı Armor Repair yapacak demiştik. Buradan bir Repair modülü takalım. Repair'e bonus olduğu için e, bu videoda tank bir gemi fitleyeceğiz. Aktif tank e, uzun süreli alanda kalabilecek birebir de uzun süre dayanabilecek bir gemi. T2 fitleyelim çünkü T2 dediğim e, tek 2 daha önce anlatmıştım şurada varyasyonları vardı hem ucuz olacak yani çok e, pahalı olmayacak hem de e, işimizi daha iyi görecek modüller T2'ler en azından baş, yeni başlayanlar için. Şimdi bir tane armor repairer 28 e, hp bölü saniye bu şeyi gösteriyor. Doğrudan e, verdiği bir saniyedeki armor e, tamir miktarını gösteriyor. Rezilleri dahil etmeden, yani şöyle söyleyeyim, İşte 28 rezilleri de dahil edersek adam size iem vurduğunu düşünelim. 28 bu 56 küsüre geliyor, yani 56 dps şu an tanklayabiliyorsunuz. Tabi öyle bir 56 dpslik bir gemi yok zaten. O yüzden bunu biraz daha arttırmamız gerekiyor. İki tane takıyoruz. Hayatta kalma şansımızı arttırıyoruz. İki tane takıyoruz. Böyle tutup atıp buradan bakabilirsiniz. Buradan da tutup atabilirsiniz üzerine. Şu an 56 DPS oldu. Yem vurduğunu düşünürsek işte 100 küsür 112 DPS'i tanklayabiliyor. Yine çok düşük. İşte adam kalkıp da eksplozi vurursa çok çabuk erir bu gemi. O resist profili düşük. Bunu biraz arttıralım. Bunu e, tamamen tercih meselesi. Ben şöyle yaparım yani bu gibi kullanacak olsaydım şöyle yapardım. Şimdi hay e, high slot'taki ve e, mid slot'taki modüller çok fazla CPU harcayacak. O yüzden CPU harcamayan aynı zamanda resist veren bir e, modül takmak istiyorum bu gemiye. Nerede? Resistance Plating. Adaptive Resistance Plating. Bu Şöyle göstereyim, CPU harcamıyor sadece bir tane de Power Grid harcıyor ve üzerine geldiğinizde de göreceksiniz e, re, bütün resistlere eşit bir şekilde resist veriyor. Şöyle gördüğünüz gibi hepsine resistleri arttırıyor. Yani alacağınız DPS, Damage daha da düşecek bunun sayesinde. Buraya e, Damage Control Unit de takabilirsiniz. Ama şöyle bir durum söz konusu. Şimdi biz bu gemiyi ne fitledik? Ee, armor fiti yapıyoruz. Armor fiti yapıyoruz ama eğer demeş kontrol takarsanız hepsine rezit veriyor. Yani shield'a da veriyor, işte hula da veriyor, e, armor'a da veriyor. Ama bu sadece armor'a veriyor ve daha yüksek veriyor. Ayrıca demeş kontrol unit biz zaten armor'da tanklayacağız. Yani siz savaşa girdiniz, şıldınız bitecek, armor'da tanklamaya başlayacaksınız. Bu CP istiyor, 30 CP istiyor. Bu gemi onu kaldırmayabilir. Birazdan göreceğiz. Bunu da kullanabilirsiniz, tercih meselesi. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunu kullanmanın avantajı şu olur. Sizin bu e, armor repair'lar replerken yani e, kal, e, armor basarken geminin demeci hula kadar girerse o Tanklamayı daha da kolaylaştırabilir ama zaten armor repair bir gemi olan bir gemi hula girdiyse bu T2 armor repair kullanan bir gemi de hula girmiş bir gemi zaten büyük ihtimal ölmüş bir gemidir. O yüzden çok da hull tank yani hullun rezistini arttırmak çok da mantıklı bir şey değil. O yüzden ben bunu kullanmıyorum. Bunu kullanacağız. En son totale bakacağız. Şöyle yapıyoruz. Bütün modülleri taktıktan sonra değişiklik yapabiliyor muyuz? CPU'muz ve Power Grid'imiz ayrıca e, kapasitörümüz bize ne söylüyor? Duruma göre değerlendirip modülleri değiştirebilirsiniz. Hani illa bunu fitlemek zorunda değilsiniz. Amaca göre değişir. Burada gördüğünüz gibi kapasitör e, videonun başında söylediğim gibi değişti. Şu an 40 saniyede bunun kapasitörü bitiyor. Bu şu anlama geliyor. Bu gemiyle ben... E, bütün modülleri aktif çalıştırmaya başladım. Şu an zaten takılı olan sadece iki tane armor repairer var. Bunları çalıştırmaya başladım. 40 saniye sonra adam da karşı tarafta da eğer neutralizer ne yoksa 40 saniye sonra bu geminin kapasitörü bitecek ve bu gemi çalışmayacak. Demek ne wardlayabilir ne armor basabilir. Hiçbir şey yaramaz. Yani 40 saniye bunu biraz daha arttırmamız lazım ki silah ve diğer modülleri taktığımızda bu oldukça düşecek. Şimdi Love'da ne takacağız? Hibrit turret tak e, e, takacağımız bir gemiydi bu. Onun demecini arttırmak için daha önce anlatmıştık modül videosunda onu. Bu arada bu videoda e, bunu seyretmeden önce onu e, modül videosunu seyretmenizi, seyretmenizi tavsiye ederim ve silah videosunu ki oradan e, modülleri bilmeniz, öğrenmeniz gerekiyor. Sadece fittingi bilmeniz yeterli olmayacaktır. Buradan silahları açalım. Sonra Weapon Upgrade. Magneting Field kullanıyor demiştik. Şimdi... Eğer bunu koymazsanız... Bu silahın... Damage Bonus'unu arttıracak. Yani Damage'e Bonus verecek. Bunu takmazsanız... Weapon Upgrade takmazsanız gemiye... DPS'i çok fazla olur. Siz tanklarsınız ama karşı gemiyi yatıramazsınız. Hani amaç burada... Sizin ölmemenizi sağlamaktan ziyade karşıdaki gemiyi öldürmek. Hani e, çok yüksek DPS'li bir gemi de yapabilirsiniz ama biraz tanko da olması lazım. Bunu dengeli tutmanız lazım. Yani geminiz yer kaçacak DPS'i çok yüksek olacak ya da olduğu yerde kalacak. Hem tanklayacak hem DPS vuracak. Bu gemi Brawl bir gemi olduğu için olduğu yerde kalacak. Hem tanklayacak hem vuracak. Ona göre e, dizayn yapıyoruz, bir fit yapıyoruz. Low slotları tamamladık. İki armor repairer, bir tane de adaptif taktık. Bir tane de weapon upgrade taktık. Magneting field, e, hybrid turret için. Şimdi mid slot'a gelelim. Mid slot'ta ne demiştik? Geminin hızını arttıracak bir propulsion modül takacağız. Zaten iki alternatifimiz var. Ya MW takarız ya da afterburner takarız. Bu gemi kısa mesafede savaşacak, kafa kafaya girecek. Bu tarz gemilerde afterburner kullanıyoruz. Neden? afterburner hem kapasitörü çok az harcıyor, kapasitörü etkilemiyor. Hani çok ciddi bir şekilde kapasitöre negatif bir bonusu yok. Hem de yakın mesafede scram atıldığı için scramlar MWD'yi kapatıyor. Onu kapattığı anda geminiz olduğu gibi kalıyor. Yani şu taban hızı kaçsa işte 450 diyelim. 450 taban hızıyla kalıyor sadece. Sizin propulsion modül hiçbir işe yaramıyor. Olduğu gibi kalıyor. O yüzden afterburner takacağız bu çünkü bir Brawl Games'te dedik yakın mesafe. Ha nasıl bir dezavantajı var afterburner takmanın? Şöyle diyelim ki bu gemiye scram taktık, afterburner taktık. Eğer açıkta sizi uzak mesafeden biri yakalarsa, MWD ile etrafınızda dönebilir. Bu gemide olduğu yerde kalır. Ha, biz ne yapacağız? Bu gemiyi aldıktan sonra ona göre pozisyon alacağız. Bu gemiyi fitledikten sonra gidip Faction Warfare bölgesinde bir Plex'in içine girip Plex'in Beacon'ına sıfır oturup Orada hedefin size gelmesini bekleyebilirsiniz. İçeride beklediğiniz takdirde hedef doğrudan sıfıra inip direkt yanınıza gelecektir. Uzak mesafedeki bir birine bu gemiyle asla saldırmayın. Etrafınızda dolanır ona asla afterburner ile yetişemezsiniz ve sizi patlatırlar. Öyle söyleyeyim. O yüzden bu yakın mesafe genelde o iş için kullanılıyor. Yani Plex'in Faction Warfare bölgesindeki sisteme ele geçirme Plex'leri var. Novice Plex'ler var bu gemiler için. Onun içine giriyorsunuz, bekliyorsunuz. Dışarıdan biri geldiğinde tutuyorsunuz ve savaşıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Afterburner'ı taktık. Bunun etkisine bu arada şöyle bir şey var. Aktif modüllerde bu yeşil Şöyle renksiz olduğunda modülü takmış sayılmıyorsunuz. Hiçbir şey etki etmiyor. Tekrar açtığınızda modül online oluyor ama aktif olmuyor. Yani şu ne kadar CPU harcadığını ve ne kadar power Grid harcadığını görebilirsiniz. Tekrar bastığınızda modül yeşil oluyor. Hem kapasitörü olan etkisini hem de gemi olan etkisini. Bakın maksimum velocity 1184 oldu. Onu görebiliyorsunuz. Tekrar basarsanız overheat oluyor. 1500 bir de overheat mantığı var PvP için. O hani fittingten ziyade PvP'de etkili bir şey ama modülü overheat yapıyorsunuz, aynı ekran kartlarının overclock yapması gibi bir şey. Tabi belli bir süre sonra yanıyor. Yani öyle bir durum söz konusu. Onun için de şu skillinizin yüksek olması lazım. Engineering'de, termodinamik Bu thermodynamic skillinizin yüksek olması gerekiyor. ...modülün çok çabuk yanmaması için. Hasar görüyor modül, eğer %100'e ulaşırsa modül eriyor. Melt, melting, Burning diyoruz biz buna. Modül eriyor ve kullanılamaz hale geliyor. O yüzden... ...overheat yaparsanız eğer çok kısa sürede bunu geri kapatmanız gerekiyor ve takip etmeniz gerekiyor. Asla modüllerinizi PvP'de yakmayın. Afterburner'ı taktık. Sonra ne takacağız? Hedefi tutmamız lazım adamın kaçmaması için. O yüzden elektronik warfare modüllerini açıyoruz. Şimdi bu gemide mid slotlar için iki tane alternatif var. Birincisi yakın mesafe savaş olacağı için warp scrambler'ı her halükarda takacağız. Şu ne yapıyor? Gemin karşı geminin MWD'si varsa kapatıyor. Aynı zamanda da tutuyor range'de 9 kilometre. Karşı gemiyi tutmak ve kaçmasını engellemek için. Şimdi alternatif şu. Yakın mesafe adamı tutup e, webleyip şöyle e, web takacağız ve onu yavaşlatacağız. Web takarsanız eğer e, yakın mesafede hem kaçmasını engellemiş olursunuz hem de webleyip daha iyi, daha uygun bir pozisyonda daha yüksek DPS'le vurma e, vurmayı sağlayacağız ve adamın kaçmamasını sağlamış olacağız. Ama burada şöyle bir durum var. Şimdi silahları taktıktan sonra göstereyim. Hemen silahları da takalım. Harvest modüllere girdik. Hmm. Ne takacağız demiştik? Ee, Hibrit türe takacağız demiştik. Silah videosunda bahsetmiştim. Yakın e, savaş kimse olduğu için Railgun değil Blaster takacağız buna. Small olacak çünkü bu bir frigate. Onlarda da şöyle bir mevzu var. Ee, Hibrit türetlerde. Nötron olursa tracking'i düşük e, damage'i yüksek. iyon tracking'i orta e, damage'i orta. Elektron'da da trekking yüksek damage'i düşük oluyor ve şeyleri fitting requirement yani fitting için istedikleri CPU ve power grid'ler ayrıca kapasitörleri de ona göre artıyor ve düşüyor. Şöyle e, ben bunu değiştirirken e, power grid ve CPU kısmına bakabilirsiniz. Orada görürsünüz. Bir de polarized diye bir weapon var bu bütün restlerini sıfır sayıp e, DPS'i çok yüksek veriyor ama bu PvP'de genellikle kullanılmaz. Bu intihar gemilerinde kullanılır. Bunu o yüzden es geçiyorum. Şunlardan birini takacağım. Elektron takarsam DPS çok düşük olacak. O yüzden bu gemiye nötron takmamız lazım. 3 tane nötron takıyoruz. Ha ne olur siz bu gemiyi fitlediniz. Ondan sonra Diyelim ki işte Power Grid'iniz ya da CPU'nuz yetmedi. Genelde High Slot olduğu için Power Grid'den bir sıkıntı yaşarsınız. Ion takabilirsiniz. Hani hedefe göre değişir. Belli olmaz belki yatar belki yatmaz. E, e, mermi olarak ne kullanacağız? Null uzun mesafe, Void kısa mesafe. Tabi bu hedefe göre değişecek. Siz bunlardan işte 500'er tane 1000'er tane alıp hangarı zaten atacaksınız savaşta mermileri değiştireceksiniz. Void kısa mesafe, null uzun mesafe. Bir de orta mesafeler için işte antimetre kullanabilirsiniz. Hem tracking'i daha iyidir. Şurada. Color Navy kullanacaksınız. Bunlar daha pahalı ve bulunmayan şeyler. Void'in DPS'i yüksektir. Null'un range'i yüksektir. İkisinin de tracking'i kötüdür. Trackleyemediğiniz bir hedef olursa antimetre kullanabilirsiniz diğer türevleri de var. Açıp deta e, özelliklerini detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Biz bunu void diyelim. Böyle yaptığımızda şurada DPS'i görüyoruz. 202 DPS'i var. Yani çok iyi değil, çok da kötü değil. Hani yeni başlayan bir oyuncu, yeni başlayan bir oyuncuyla karşılaşırsanız eğer gayet kafa kafaya e, o bu maçı alabilirsiniz bu gemiyle öyle söyleyeyim. Hatta e, durumunuza göre mesela hızlı bir gemidir. E, Yeni başlayan bir oyuncu değil, e, tecrübeli bir oyuncu da olabilir ama yakın mesafede bu gemiyle tutarsanız her halükarda alırsınız. Hani onun gemisi eğer tank bir gemi değilse hem tanklar hem de vur vuracağınız için e, o gemiyi yatırabilirsiniz. Tabi burada şöyle bir sorun var. Az önce anlatacağız demiştik. Şimdi mid slottaki opsiyonlarda web takarız diye düşündük ama şöyle bir problemimiz var. Bakın kapasitöre 30 saniye bu şu anlama geliyor. Ben bu gemiyle savaşa girdim. Adamın hiç neotu yok. Yani hiç neutralizer kullanmıyor. Bütün modülleri açtım. Savaşıyoruz. Webledim, scramledim. Afterburner'ı açtım. İşte ne kadar mı silahın optimal range'i? 1.6. 1.6'ya 1.7 2 kilometre range'e kadar geldim. Vuruyorum. O bana vuruyor. Rap'i açtım. Ne olacak? 30 saniye sonra kapasitörüm bitecek. Burada şuna karar vermeniz lazım. Ben bu gemiyle e, de daha iyi demeç uygulayarak 30 saniyede hedefi yatırabilirim derseniz eğer bu şekilde fit uygundur. Ama ben 30 saniyede bu adamı yatıramam diyorsanız şöyle yapmanızı öneririm. Bence 30 saniyede bir adamı yatırmak pek e, mümkün değil. Gelen geminin çok boş işte T1 fitli adamın e, çok bilgisiz ya da beceriksiz olması lazım. Ya da çok saçma bir gemiyle gelmesi lazım 30 saniyede onu yatırmanız için. 200 ile O yüzden şöyle yapıyoruz. Bu tankı biraz daha e, uzun süre kalabilmesi için ne yapmamız lazım? Kapasitörü arttırmamız lazım. Orada da iki seçenek var. Kapasitör arttıran modüller engineering equipment'larda. Ya buna kapasitör bateri takarsınız. Şöyle. Bu şey yapıyor kapasitör bateriler. Hem kapasitörünüze bonus veriyor hem de newt direnci veriyor %25. Bakın 58 saniye oldu. 58 saniye durabilir. Bu şekilde. Ama burada şöyle bir problem var. Bakın bunu yaşayacaksınız zaten. Power grid ne oldu? Eksi 1 oldu. Demek ki bu şekilde kullanamam. Birinin power grid'i daha düşük. Daha az power grid harcayan bir modül takmam lazım. Şimdi hangisini heba edebilirim? Silahları değiştirmeyeyim. Çünkü eksi 1 power grid için silah değiştirilmez. DPS bizim için önemli. Afterburner hızım benim onu da değiştireyim. o da önemli. Bu e, warp scrambler zaten power grid'e çok vermiyor. Bu e, armor repair'ları da de değiştiremem. Çünkü önemli. Neyi değiştirebilirim? Taktığımız modülü değiştirebiliriz. Ne yaptık? T2'sini takmıştık. Diyelim ki skilliniz yetmiyor ya da power grid uymuyor. Bunun e, metasını takabilirsiniz. Bakın bu metası gayet uygun oldu. 54 saniye 4 saniye kaybettik. Bu şekilde de kullanabilirsiniz, 54 saniye savaşırsınız ama benim tavsiyem şu olacak. Booster takmanız yani tamamen komple aktif bir gemi. Kapasitör booster takıyoruz. Bunun içine de booster atıyoruz. Ee, bu da e, Şöyle oluyor kapasitörünüz bittiği anda e, Buna basıyorsunuz. Bu bir şarj kullanıyor, batarya kullanıyor. O booster e, Kapasitörünüzü veriyor. İşte ne kadar? Bakalım özelliğine. Şurada yazar. 12 saniye içinde tekrar bir kapasitör dolduruyor. Bastığınız anda tekrar kapasitör veriyor. Burada da genelde şu en yüksek olanı seçin. Çünkü şöyle bir mevzu var onu göstereyim. En yüksek derken en yüksek enerjiyi veren ve metreküpü, hacmi en yüksek olanı seçmemiz lazım. Neden? Şöyle anlatayım. Mesela bir 25'lik atalım bunun içine. Kapasitör booster nasıl kullanılır? 25'lik atarsanız eğer 20 tane veriyor. 12 saniyede bir 25, 25, 25 kapasitör veriyor. Bakın burada 37 saniyede bitiyor. Çünkü bunları kullanacak. Bunun verdiği 25 yetmeyecek. 12 saniye sonra 25 kapasitör verecek. Bu da bizim hiçbir işimize yaramaz. Şöyle yapacağız. Bunu 400'lük atacağız, en üstü 400'lüğe atıyoruz direkt. 12 saniyede bir 400-400 veriyor. Gemi de gördüğünüz gibi stable oldu. Stable demek şu manaya geliyor. Ee, bu gemi dışarıdan e, çok az neut gelse bile o göreceli bir kavramdır. neut gelmediğini varsayalım. %69 kapasitörde bu modülü sürekli e, booster bastığınızda bütün modülleri çalıştırsanız dahi kapasitörü bitmeyecek demek. Ee, şöyle bir söz var evde, at least kept stable diye. Onu tabi asla yapmayın. Hani geminin e, kapasitörünün stable olması için diğer özelliklerinden asla vazgeçmeyin. Onu en başta söyleyeyim. Hani be, berbat bir fit yapıp en azından işte stablelı falan gibi bir şey söz konusu olmasın. En başta düşünen en büyük hatalardan biri bu. Hani stable olması önemli ama önemli olan önce hedefi sizin patlatabilmeniz ve hayatta kalmanız. Kapasitor 3. şey kalıyor, üçüncü önem sırasında kalıyor çoğu zaman. En son riglere bakalım. Bu şekilde bir fit yaptık. Şimdi bu gemide önceliğimiz ne? DPS bir de repler. Yani gemi neye bonus veriyorsa onun üzerinden gitmemiz lazım. Burada birkaç tane alternatif var. Şöyle yapabilirsiniz. Demece bonus veren rig takabilirsiniz. Ya da rep'e bonus veren rig takabilirsiniz. Kapasitöre bonus veren rig takmanızın manası yok. Zaten stable. Ya da rezistlere yani tank'a bonus veren rig takabilirsiniz. Ben burada rep'e e bonus veren rig takmayı tercih ederim. Çünkü 56 hp bölü saniye çok da yüksek değil. Şöyle yapıyoruz. Rigleri açıyoruz buradan. Armour Rig'lere gireceğiz. Small Rig'ler. Burada bakın hepsinin açıklamalarından ne işe okursunuz. Şimdi şöyle bir durum var. Yeni başladıysanız çok da paranız yoksa T2 Rig kullanmayın. Çünkü çok pahalı. Bakın bu sağ altta e, geminin toplam ederini gösteriyor. Tahmini ederini. Şu an 10 milyon. Hiçbir şey değil. Ama bir tane şöyle işimize yarayacak bir rig taktığınızda 20 milyon oluyor. Yani geminin iki katına çıkıyor çünkü frigit zaten ucuz ama takeri kendisi çok pahalı bu ne zaman kullanırsınız bunu ee, paranız vardır pahalı bir gemi fitlersiniz atıyorum bunlar faction modülü olur o zaman takeri kullanabilirsiniz ya da yine paranız var ben yine take kullanmak istiyorum derseniz isterseniz bunu da takabilirsiniz fark etmez ama benim tavsiyem oyuna yeni başladıysanız paranız yoksa rigleri T1 takın hangi rig takacağız Riklerin üstünde gezerken zaten neyi arttırdığını da bu yan taraftan görebiliyorsunuz. Mesela buraya geldim ne arttı? Eksplozif işte arttı. Resistlere verebilirsiniz dediğim buydu. En düşük de Bunu arttırdınız. Eksplosif Ex, e, rigi takıp eksplosif resisti arttırdınız. Ha ben olsam bunu yapmam. Neden? E, risk it diyoruz. Bunu takmıyoruz. Çünkü diyelim ki hibrit bir silahı olan düşman geldi. Zaten size eksplosif vuramayacak. Neden? Hibritler zaten tek tip vuruyor. Pardon şuradan açalım. Şurada göreceksiniz. Size zaten termalle kinetik vuracak. Zaten eksploziv vuramayacak. Eğer missile ya da e neydi bir an hatırlayamadım. Missile ya da projectile gelmiyorsa zaten e mermi tipini değiştiremeyeceği için eksploziv vuramayacak. Hani bunun ihtimali düşük. Eksplozif vurma ihtimali düşük. Ben onu riske atardım. Ben yani bu gemi kullanacak olsaydım riske atardım. Bu reziste vermezdim. Şöyle yapardım. Direkt buna bonus verirdim. Yani repleme bonusu verirdim. Nanobot e, Accelerator ne işe yarıyor? Şurada description'da da yazar, atributlarda da yazar. Eksi 15 duration bonus veriyor. Yani e, Repair'in e, cycle süresini kısaltıyor. Bakın 3.8 oldu. Önceden kaçtı 4.5'ti. 3.8 saniyede bunları cycle atabilirsiniz. Tabi bu rigi kullandığınızda nanobot accelerator kullandığınızda şöyle bir durum oluyor. Bunları daha kısa sürede cycle edeceğiniz için daha fazla kapasitör harcıyor. Bakın stable'ı 36'ya düştü ama tabi hala stable. Yani ciddi bir neot gelmezse %36.6 kapasitörde gemi hala stable kalacak. Ama HP e, 66.1'e düştü. HP bölü saniye yani repleme oranı. Kapatırsanız buradan göreceksiniz 56'daydı. 66'ya çıktı. Gayet ciddi bir fark. Bir de e, şöyle bir modül var. Aksileri nanopump. Bu da doğrudan replemenin bonusunu arttırıyor. Yani repleme miktarını arttırıyor çok pardon. 66'dan 76'ya çıktı. E, Şeyde etkilemedi kapasitörümüz de etkilemedi. Tekrar aksilerin ana verdik. 86 oldu. Tabi bunlardan çok fazla 2 bunu da değiştirirseniz 3 tane bundan takabilirsiniz. Yani 3 tane aksilerin ana takabilirsiniz ama e, cycle süresinin kısa olması da önemlidir. Neden önemli? Çünkü çok yüksek DPS aldınız. Cycle süresi kısa olduğunda e, daha çabuk kurtarabilirsiniz. Cycle süresi uzunsa dip, gelen DPS yüksekse siz e, rep cycle'ı dönmeden e, hedef sizi yatırır. O yüzden cycle süresini kısaltmak önemli. Tabi tamamen hepsini nanobot da yapmıyoruz. O zaman da kapasitörümüz etkiliyor. Hani Bunun dengesini tutmanız lazım. Son duruma baktık. 200 küsur dps'imiz var. Tabi bir de drone'umuz vardı. Bir tane de drone atalım bu gemiye. Şuradan drone'ları seçebilirsiniz. Aramaya da yazabilirsiniz. Ya da şunları şöyle kaldırıp buradan da bakabilirsiniz. Bu arada şu. Ee, bu hull'a takılabilecek modülleri burada gösteriyor sadece. Buradan da slotları da seçebiliyorsunuz. Hangi slota bakmak istiyorsanız. Herhangi birini seçmezseniz hepsini gösterir. Ee, bir tane de drone atalım. Drone ne atacağız? Combat drone olacak. Light scout drone olacak. Bu gemi yavaş kısa mesafede çarpışma gemisiydi. O yüzden e, demeci yüksek hızı düşük olan bir hop takabiliriz. Buradan değişebilir. Demeçlerine göre değişiyor. Demeçleri, hızları ve trackingleri değişiyor. Ne oldu? 222 DPS'imiz oldu. Eş, fena değil. İş görür yani. Kapasitörümüz stable. DPS'imiz 222. Hızımız 1100. Tabi overheat şeyleri bunlar statlara. Önemli olan CPU ve power grid demiştik. Ona baktık. Ne oldu? CPU 28.5, Power Grid 1.4, Power Grid'i daha da kullanamam ama CPU'yu kullanabiliriz. İşte en son hani bakmak gerekiyor dediğim mevzu buydu. En başta neyden fedakarlık yapmıştık? Şurada ucuz bir modül takmıştık. Şimdi bu tamamen tercih meselesi. Bu modül e, CPU vermiyor, e, CPU istemiyor ama rezistlere veriyor. Tabi biraz düşük veriyor, 19.2 veriyor. Bunun bir benzeri var modül videosunda anlatmışımdır. Nerede kendisi? Energized Plating. Şurada. Şu arkadaş. Energized Adaptive Nanoplating T2. Bu bakarsanız eğer 20 veriyor ama bunlar daha çok artacak. Skillerle artıyor onlar. Bunları atalım şimdi. Ne oldu? Resist profilimiz daha çok arttı. Tabi CPU kurtarmadı. Şimdi burada isterseniz az önceki gibi kalabilir fit ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu benim için daha önemli derseniz mesela buradan neyin CPU'dan, CPU'sundan vazgeçebiliriz? Silahlardan vazgeçemeyiz. Bundan da vazgeçemeyiz. Afterburner'dan da vazgeçemeyiz. Kapasitör booster'dan vazgeçebiliriz. Şöyle vazgeçebiliriz. Bunun bir T1'i var. Şeyi çok düşük. CPU istemesi daha düşük ama içine aldığı toplam booster sayısı ve büyüklüğü yani metreküpü aynı. O yüzden bir onu deneyelim. Bunu unfit dedim. Bahsettiğim modül şu Electrochemical kapasitör Booster. Bunu taktık. Tabi CPU yine kurtarmadı. Biz bunu yine T2 takalım. CPU'su çok da fazla değişmedi. Tekrar şu 400'e atalım. Şimdi burada e, DPS upgrade modülü çok fazla kapasitör istiyor. E, pardon CPU istiyor. Bunu değiştirebilirsiniz ama o zaman DPS'iniz oldukça düşecek. Ben olsam bunu değiştirmezdim. Tankı değiştirmedik. Bunu değiştirmedik. Ne riske atabiliriz? Şu var. E, warp Scrambler'ımız. Bu Scrambler mesela 9 km T2'sinin range'i. Ee, warp scrambler strange zaten çok da önemli değil. Gerçi faction var, alanındaysanız önemli. Kaldırlar vor, e, Warp step takıp kaçacaktır. Şaka değil, gerçek. Ee, warp scrambler'ı e, değiştirirsek onun varyasyonlarına bakalım. Şöyle deneyebiliriz. T1 olmadı. Bunun e, her çoğu modülün kompağı var kompakta CPU ve power grid requirement'ları istekleri düşüktür. Onu takabilirsiniz. Bakın kurtardı. CPU ve power grid tuttu. Tabi neyden fedakarlık yaptık? Range'den. Az önceki 9 kilometrede tutuyordu. Bu 7,5 kilometrede tutuyor. Tabi şöyle bir şey var. Sizin silahınız zaten maksimum 3'te vuruyor. Hadi diyelim ki buna null taktık. Şöyle yapalım. Uzun menzilli mermi taktık. Zaten 7.5'a vuruyor yani fazla. Siz zaten buşun üzerinde bir hedefe vuramazsınız. Ha ne olur? Adamı 9'da tutup ona yaklaşıp daha yakın mesafede vurabilirsiniz. Hatta overheat'li hale. Bunun overheat'ine bakalım. Kaç? Bu zaten overheat'le 9 oluyor. T2'sine bakalım overheat'le kaç oluyor. Bu overheat'le 10 oluyor. 10 kilometredeki bir adam. Bunu tutup yaklaşıp vurabilirsiniz. Ee, ya da Şöyle olur. Dediğim gibi, bunu fitlersiniz. yani Energized e, Adaptive Nano Membran takarsanız, bunu da kompakt takarız, 7.5'ta. Eğer güzel pozisyon alıp e, sıfırda adamı yakalayacaksanız, bu modül de işinizi görür. Hani bu şekilde de olabilir. Az önceki şekliyle onu da gösterelim. Buradaki Energized çıkardık. Neredeydi? Ya? Resistance plating, Adaptive nano plating. Bu şekilde de olabilir. Hani kendinize çok güvenmiyorsanız, adam biraz uzaklaşır, işte tutamam vesaire diye düşünüyorsanız, bunu da e, takabilirsiniz. Warp Scrambler da burada önemli. Hani bence resistan daha önemli. Çünkü e, 10 kilometrede bir adamı tuttunuz, o, e, tuttuğunuz zaman yanına yaklaşıp vurabilirsiniz. Ama o adamı tutamazsanız, eğer işte 7.5'lu 9'a overhitlediniz. 9 küsürden adam kaçtı ve MWD'si varsa gemiyi nasıl fitlediğinizin hiçbir önemi yok. O zaman o adamı vuramazsınız ve patlarsınız. O yüzden aslında fitting çok önemli bir şey ama sizin nerede savaşacağınız ve kimle savaşacağınız nasıl şartlarda savaşacağınız çok daha önemli. Önce onu düşünüp ona karar verip ona göre fitting yapmanız lazım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.